STK'lar siyasi organ, siyasi yapılar mıdır? Elbette. Belli bir gayeye ulaşabilmek için karar verme süreçlerini, toplumsal ve siyasi karar verme süreçlerini etkilemek amacıyla kurulmuş yapılardır. Bunlar sadece iktidara doğrudan talip olmazlar. Ama bunun dışında karar verme süreçlerini belirleyen ve uygulayanları doğrudan etkileme amacıyla bir sürü faaliyet organize ederler. Dini gruplar da keza ve benzer faaliyetler yürütürler. Bu faaliyetlerin çerçevesinde biz sonuçta siyasi olarak tanımlamak durumundayız. Ama siyaseti faaliyetler üzerinden tanımladığımızda şu nokta öne çıkıyor. Bağlayıcı karar verme. Sonuçta siyasi kararların ya da siyasi faaliyeti sosyal, pür sosyal faaliyetten ayıran temel kriterin belki de bu olduğunu söylemek mümkündür. Meşruiyetin olması da herhalde burada eklemek. Tabii meşruiyet bir unsur ama bağlayıcı olması diğer bir unsur. Meşru olmadığında da siz bağlayıcılıkla karşılaşabilirsiniz. Bu bağlayıcılık meşru olarak ortaya çıktığında gönüllü itaat söz konusu olur. Ama meşru olmadığında itaat problemiyle karşılaşırız. Ama sonuçta sizin için de geçerli olan bir karar verilmiştir. Mesela örnek vermek gerekirse konulan vergiler toplumun belli kesimlerini rahatsız edebilir. Ama eğer ortada meşru bir şekilde seçilmiş bir hükümet varsa bu hükümetin verdiği kararlar bağlayıcıdır. İster bundan memnun olun ister olmayın. Sizin bu kararın sonuçlarına katlanmanız ve bunu kabul etmeniz gerekir. Ama eğer bu kararlar hukuk olarak adlandırdığımız ve tanımlaması değişebilecek olan çerçevenin dışına çıkıyorsa sizin buna muhalefet etme ve muhalefetinizi de çeşitli yollarla ortaya koyma gibi bir imkanınız söz konusu. Böylece bir iktidar ve muhalefet ayrışmasından söz etmiş oluyoruz.